Herkese merhaba. Geldim, evdeyim, İzmir'deyim. Küçük böyle haritalardan vesaire oluşan bir video düzenledim. Bunu onların başına ekliyorum. Sadece siz merak etmeyin ve işte yolla alakalı bir fikriniz olsun diye bunu yapıp yolluyorum. Detaylı videolar, tüm detaylar, yol boyunca çektiklerim vesaire, muhabbetler, sohbetler hepsi peyderpey gelecek ama Türkiye'de olduğum için video düzenleyemiyorum. Sadece şimdilik cep telefonumda olan videolardan bir böyle kolaj yapıp sizinle paylaşıyorum. Umuyorum beğenirsiniz. Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Videoları da beğenirseniz daha çok insana ulaşması için yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler, iyi seyirler. Görüşmek üzere. Thank you.
kaldı. Bir şeyler yedim. Norveç fiyatlarıyla hemen hemen aynı fiyat. Sandviç, böyle bir karidesli bir sandviç yedim. Sonra Free Shop'tan alışverişimi yaptım, Tax Free'den. Yukarıda takıldım biraz. Kahve içtim vesaire. Çok öyle uyunabilecek koltuklar boş değildi, doluydu hepsi. Dolayısıyla bir şey yapamadım. Şimdi bekliyoruz karşıya geçmeyi. Dışarıda böyle yağmurlu bir hava var. Thank you.
şeyi yerleştirdim. Şimdi çıktım, yürüyorum. Birkaç restoran ismi sordum. Nerede ne yenebilir diye. Romanya kuzinesi. Yani Romanya mutfağını ileride iki tane restoran önerdi. Oraya doğru gidiyorum. Yürüyerek. 20 dakika falan dedi yürüme mesafesinde. Ağaçların arasından. Burası Deva şehir merkezi. Biraz büyük muhtemelen. Birkaç yere dağılmış gibi yani. Bir yerde daha büyük bir alışveriş merkezi var. Şimdi bu şey müzenin oradaymış. Yani bir tane kültür müzesi gibi bir müze var. Müzenin orada bir restoran varmış. Orayı önerdiler. Gidiyoruz bakalım. Kameram da kirli. Yürürken burayı nasıl bulduğumdan da bahsedeyim. Daha önce de bahsettiğim gibi yola baktım. Yol uzunluğuna şuraya kadar giderim. Tamam. Oraya kadar gidersem burası erkenmiş. Şuraya kadar daha giderim. O zaman işte bugün için aslında Brno'dan buraya sürecektim. Dün Brno'yu biraz geçip konakladığım için burası 700'den daha az kilometreydi. Normalde 760 kilometre mi neydi galiba bugün. Ama dün 680 sürmek yerine 715-720 falan sürünce bir kompanse etti birbirine. Neyse. Sonuçta Deva noktasında konaklayacağımı biliyordum. Bu yakınlarda. Önce bunu bulduktan sonra Google Maps'te şey diye aratıyorum. Deva yakınlarında kamp alanı diye aratıyorum. Bulursam işte çıkıyor zaten 3-5 yani bir şeyler. Puanlarına bakıyorum, fotoğraflarına bakıyorum. Hoşlanırsam şey yaparsam tamam diyorum. İşaretliyorum onları sadece. Oraya gidince işte oraya varmadan önce bir gün önce vesaire aranır, konuşulur, mail atılır vesaire gibi bir şey yapıyorum. Yoksa şans mesela işte Almanya'dakini sadece ekledim ve dedim ki gidince bakacağız. Gittik ve bulduk. Burayı ama Booking'den ayırdım. Çünkü bu yakınlarda kamp alanlarına baktım. Çok öyle içime sinen bir kamp alanı olmadı gibi. Sonra dedim ki şey yapalım. Bir otel motel bakalım. Sonra burayı buldum. Bir hayli lüksmüş. Yani 600 kron civarı. Yani Norveç'in 3'te 1 fiyatına. Ama konforu güzel, şeyi güzel. Yarın biraz daha dinlenmek istiyorum sabahtan. Ondan sonra ama kahvaltı dahil değil galiba. Şimdi dönerken bir şeyler almam gerekebilir kahvaltılık. Öyle. Yani işte Booking'den buldum. Yoksa Airbnb'den bakıyorum. Kamp alanları genellikle zaten boş oluyorlar. Yani bir çadır için yerler olmuş oluyor. Öyle yer bakıyorum falan derken buluyorum bir şekilde işte. Güzel. Thank you.
Görüşmek üzere. Okay. Say one more time. I was married.
Dedeler. Bir de bize bak. We'll be right back.